Merhaba arkadaşlar. Beraber Konuşalım programının 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine Alperen ve Sinan'la birlikte sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. bulduk. Ramazan nasıl gidiyor? Hamdolsun süper. Sodaları gömüyor musun Alperen abi? Süper daha ikinci gündeyiz abi. Ne yaptın da Evet. süper oldu bu kadar ya hemen? Vallahi işte ya Ramazan teravihle başlar abi. Üçüncü teravihi kıldık bugün. Yani bugün özellikle o kadar güzeldi ki teravih. Benim burada gittiğim camide iki farklı imam kıldırıyor. Tabiri caizse İmam Sudeys'le İmam Şuraym gibiler yani. Allah Allah. Biri böyle Türkiye'de ya bu kalite mükemmel. Ya neden şöyle diyorsun? abi hani o kadar harika kıldırıyorlar anlamında değil de biri böyle biraz daha nahif sesli ve coşkulu kıldırıyor ilk 10 rekatı. Öbür ikinci 10 rekatı kıldıransa daha tok sesli ve daha vakur bir şekilde kıldırıyor. Bana direkt Sudeys ve Şuraym'ı hatırlatıyor. Ve güzel kıldırıyorlar gerçekten de. Böyle çok hızlı kıldırmıyorlar. Güzel Maşallah. okuyorlar. Ben Türkiye'de Hoş oluyor yani. hiç böyle sürekli bağımlısı olduğum bir imam olmadı ya teravih döneminde maalesef. Ama geçen hafta Evet. konuşmuştuk. Mısır'da ve Ürdün'de olmuştu yani. Sinan sende ne var ne yok? Aynı abi ya daha ben o süperlik kıvama gelmedi benim Ramazan da. Yani evdeyim zaten çoğunlukla. Kendi programımı uyguluyorum Çok yani. enteresan. Ben bugün şeye gittim. Türk marketine, daha doğrusu Arap marketine bir şeyler almaya gittim. Abi herkes çok gergin ya. Ramazan'ın geldiğini gerçekten orada anladım yani. Millet böyle birbirinin Nasıl abi? yüzüne Oruçtan dolayı mı geldiler? İşte Arap marketine gidiyorsun. Herkes oruçlu, herkes Müslüman. He. Müthiş bir gerginlik söz konusu yani. O zaman Ramazan'ın özellikle ilk günlerinde sinirli ve sabırsız olmak yazısı iyi bir seçim olmuş diyebiliriz. Evet. Bu O konuya değineceğiz. bir tane şey videosu var ya meşhur. Motorlu bir eleman Ramazan ayında kamerayı açmış İstanbul'da trafikte seyir halinde. Herhalde aynı video içerisinde 5-6 farklı kavgaya şahit oluyor. Tam bizim buradaki şey de ona benziyor yani. Arabayı park edeceğim abi daha girmeden Bismillah yani. Oradan biri kornaya basıyor. Sen niye orada bekliyorsun diye çıkacak adam var. O çıkmıyor o kornaya basıyor. Müthiş bir kaos. Sonra neyse işte 3-5 tane portakal almıştım. Portakalı böyle poşete koydum. Kasiyere verdim. Kasiyer eleman da aldı. Portakalı şöyle fırlatır gibi attı. Böyle portakallar şeyin içinden poşetin içinden çıktı falan. Şöyle suratına baktım. Ondan sonra adam herhalde o gün ilk defa gülümsedi abi. Ya kusura bakma tarzında bir şey dedi böyle Arapça. Evet. Ramazan geldi. Evet. Hissettiriyor. Bizim bir arkadaş vardı. O da böyle Ramazan'ın başlangıcından önce şirketteki gayrimüslimlere Ramazan geliyor haberiniz olsun biz gergin olacağız tarzında böyle bir şey yapmıştı. Uyarıda bulunmuştu. Sen tanıyorsun Sinan. Abi ya bir Aslında de çok aykırı yani Ramazan'ın gülüyoruz ruhuna aykırı şeyler. ama çok acı bu Evet. bahsettiğimiz, anlattığımız şeyler. İşte Üzücü yani. güldürürken düşündürüyoruz. Alperen abi. Maşallah. Yo Neyse. hayır. Tabii ya trajikomik şeyler. Gülünecek tarafı da var muhakkak. Evet Ama kesinlikle. bu durumumuz üzüntü verici. Kesinlikle abi kesinlikle. O zaman lafı daha fazla uzatmadan geçen haftanın videosuna gelen yorumları değerlendirmek üzere Alperen abi seni piste davet ediyoruz. Evet, eyvallah. Enes Bey'in yorumuyla başlayalım. Brüksel Üçler Pide Salonu'ndan selamlar demiş. Şimdi bu yorumu okumasak haksızlık olurdu. Çünkü geçen program bizzat ben kendim belki de haftaya Brüksel'den, Belçika'dan selamlar yollarız demiştim. Fenerbahçe'nin bir Belçika takımıyla maçı vardı ama Fenerbahçe 3-0 deplasmanda mağlup etti o takımı. Öyle Evet, olunca bayağı Enes Bey de seyir tabii bunu. zevki yüksek bir maçtı abi. Ben seyretmedim ama şey bir tane Osterwolde'nin golünü seyrettim. Çok Evet. efsanevi bir gol Bir atmış. Yıllar şeyler sonra da eklik. hatırlanacak güzel bir gol atmış. Onu izledim ben Evet. sadece sonradan. Ama tabii Enes Bey sonuna kadar haklı bu yorumu yapmakta. Öyle olunca bu yorumu koymasak ayıp olur diye bu yorumla başladık. Kesinlikle. Sağ olsun devamında da Alperen Bey gurme bir sinefil çıktı yazmış ama öyle bir iddiam yok zaten. Öyle de değilim onu söyleyeyim. Çok detaylı bir film kültürüm vardır diyemem. Ama işte Sinan'dan haftada detaylı devam işte. yo yo Sinan öyle de olduğunu zannetmiyorum da haftada birkaç tane film seyretmeye çalışıyorum. Bir iki film. Müsaitlik durumuna göre diyebilirim. Devam ediyorum. Talha RTX 3091 demiş ki biliyor musunuz son zamanlarda az sayıdaki neşe kaynağımdan biri bu program gibi bir yorum yapmış. Vay Teşekkür be. ediyoruz. Farklı videolarımızın altına da yorumlar yapan sadık bir abonemiz diyelim, takipçimiz diyelim Talha Bey. Duygulandırdı. Evet güzel bir yorum yapmış sağ olsun. Biz de mutlu oluyoruz bunları duydukça. Bir başka yorum.
Ahmet Bey'den gelmiş. O da demiş ki sohbetiniz sarıyor agalar. Çok tatlısınız. YouTube bu bölümü Eyvallah. çıkardı karşıma. İlk bölümleri de izleyeceğim. Böyle insanların İslam konuşması çok hoşuma gidiyor. Bir uç kutup var. Orada resim, sanat, film her şey yasak. Bir uç kutup var. Peygamber, sünnet yok. Kur'an diyor ama kafasına göre dini var. Sizleri orta yollu ve akla yatkın buldum. Umarım sinsi emelleri olan bir tarikat değilsinizdir. Vallahi biz Güzel de öyle bitirmiş. ediyoruz. İnşallah öyle bir sinsi emelimiz yoktur diyormuşum. Ya şöyle burada da Müslüman akıl sahibidir. Hepimizin aklımız, fikrimiz var. Hoşunuza giden bir şey görürseniz, doğru bulduğunuz bir şey görürseniz alırsınız, takip edersiniz. Hoşlamadığınız şeyler görürseniz takibi bırakırsınız, seyretmeyi bırakırsınız. Bu yani sadece program için değil, bütün hayatta karşılaştığımız hemen her şeyle alakalı. Ama teşekkür ederiz güzel, pozitif yorumlarınızdan dolayı. İnşallah hoşunuza gidecek işler yapmaya devam edebiliriz demiş olayım. Evet, Mefece'nin yorumuyla devam edelim. Alperen Bey'in o kaza orucunu 21 Aralık günü tuttuğunu niye söylemediniz demiş. Geçtiğimiz programı seyredenler hatırlayacaktır. Bir Ramazan anısından bahsetmiştim ve orada kazaya kalan bir orucum olmuştu. MFC de 21 Aralık'ın en kısa gün olmasından dem vurarak, en kısa oruç tutulabilecek zaman olmasından dem vurarak hoş bir mümin latifesinde bulunmuş. Evet, Teşekkür mümin ederiz. latifeleri artıyor abi. Evet, bu kadarla iktifa edelim. Bütün yorumları bu programda birlikte konuşma imkanımız olmuyor tabii. O zaman program çok uzar. Ama biz kendimiz ayrıca hepimiz tüm yorumları tek tek okuyoruz. İlginiz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. O zaman lafı daha fazla uzatmadan ilk konu, ilk yazı ile başlayalım isterseniz. Daha verimli bir Ramazan için ne tavsiye edersiniz diye bir soru. Sinan abi, daha verimli bir Ramazan için ne tavsiye edersin? Sana soralım. Zaten yüzlerce kez konuşulmuştu bu mevzu da. Sadece şu söylenebilir belki. İnsan mekanik bir varlık. Mekanik hareket ediyor. Yani çok düşünmeden, şuur sahibi olmadan ezbere hareket ediyor diyeyim. En düşünmeden, en mekanik hareket etti. İki mevzu var. Birincisi konuşmak. Konuşurken çok düşünmüyoruz. İkincisi de yiyip içmek. Oruç o mekanikliği kıran ve insanı kendine getiren bir şey yani. O rahat rahat yiyip içme mevzusunu bıraktıktan sonra ciddi bir egzersiz olarak o şuuru kazanmadık ki ciddi bir egzersiz olarak elimizde. O yüzden onu iyi değerlendirmek lazım o açıdan. Yani bir şuur sahibi olarak artık ben oruç tutuyorum, ben oruçluyum. Hani sadece yeme içmeyi kesme değil mevzu. Kendimde bir şeyleri değiştirmeye çalışmam gerekiyor gibi bir bilinçle hareket etmek lazım. Bu bilinç olunca da orucun bir şımarıklığı var. Ya orucun şımarıklığı demeyeyim de insanın oruçken kendi kendine şımartması var. Ben orucum, çok yorgunum. Ben orucum, çok sinirliyim. Olmaması gereken bir şey bu. O şeye kapılmamak lazım. Daha verimli bir Ramazan geçirebilmek için insanın o şımarıklığa kapılmaması lazım. Oruçsan oruçsun kardeşim. Yani sinirlenecek bir şey yok. Aç kaldın, kan şekerin düştü. Elin ayağın titriyor. Elin ayağın titriyorsa geç bir köşeye otur, yat, uyu, dinlen yani. Başkalarına yani Zulmetme. kendini o hale sokma. Sonra tabii ki teravih. Teravih bir gece namazı. Teheccüd gibi bir gece namazı. Bir de belki hani Efendimizin işte Ramazan'da ciddi manada çok cömert olmasından dolayı bu ayı verebiliyorsak, ne kadar verebiliyorsak o kadar vermeye çalışmakta. Daha verimli bir Ramazan olur. Şeyi söylemiyorum hani Kur'an okumak, Kur'an dersi takip etmek, Kur'an'ı daha çok anlamaya çalışmak, Ramazan'ın bir Kur'an ayı olması vesaire. Artık onları söylemeye gerek yok yani. O zaten en Evet. baştaki şey. Diyeyim bu kadar ya. Allah razı olsun abi. Güzel özetledin. Onun dışında zaten diğer söylediğin konuda şahsi olarak herkes kendine belirli hedefler belirleyip onları takip edebilir. Ve 30 gün boyunca yapmış olmanın getirdiği bir heyecanla belki Ramazan sonrasına da yansıtabilir. Bunlar da değerlendirilebilir diye ekleyip bir Bu sonraki bağlamda Kur'an Time'da da önerebileceğimiz bir video var. Ramazan 30 günlük manevi program için bir video hazırlamıştık. Bu videoyu sizin seyrettiğiniz zaman muhtemelen Ramazan'ın ilk yarısı geride kalmış olacak. Son yarısında vitesi bir tık ileri atıp o programdan da belki faydalanarak bir disiplin oluşturmada yardımcı olabilir diye düşünüyoruz. O niyetle hazırladık. evet. İnşallah Ramazan'ın son günlerinde daha fazla hayır yapmış olabiliriz diye umuyoruz. İnşallah. İnşallah. O Sanıyorum zaman Gökhan abinin de bir videosu vardı Ramazan'la alakalı. 6 maddelik bir şey anlatıyor adam. Yani Ramazan'ı daha iyi nasıl geçirebiliriz diye. Yanlış hatırlamıyorsam. Gökhan abinin değil de Gökhan abinin Ramazan'la alakalı hadisler, Ramazan'da Belki odur. oruçla Onu ilgili hadisler hatırlıyorum. videosu var. Ramazan'ı nasıl daha verimli geçiririz diye 6 maddelik bir videomuz da var evet. Ama onda bir ekran yüzü yok. Tamam. Seslendirici var. Ben Deniz seslendirmiştim o videoyu da. Kur'an Time araştırma ekibinin hazırladığı bir içerikti. Ama öyle bir videomuz var yani. Evet, sonuç olarak var. O zaman bir sonraki soru ile devam edelim. Ramazan'ın özellikle ilk günlerinde sinirli ve sabırsız olmak. Ramazan ayının özellikle ilk günlerinde normale göre daha sabırsız, daha sinirli oluyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bu durum bir vesvese midir yoksa bir sebebi var mıdır? Varsa nedir?
Kan şekerini ölçtür diyeceğim abi şimdi. Evet. Evet, Alperen abi. Güzel bir seçim olmuş gerçekten, senin en başta bu marketteki yaşadıklarını anlatacağını bilmeden. Demek ki bu genel bir durum. Yani etrafımızda da gözlemlemişizdir. Kendimiz de gözlemlediğimiz durumlar da olmuştur. Bu anormal bir şey değil. Yani kısmen normal bir şey. Sinirli olma mevzusu. Çünkü temel olarak alışkanlıklarımız değişiyor. Yani bu önemli bir şey. Az önce Sinan da bahsetmişti. İnsanın en ciddi mekanik bir şekilde gerçekleştirdiği, en çok alıştığı mesele konuşmaktan sonra yeme içmedir diyebiliriz ve o noktadaki alışkanlığımızı temelden değiştirmemiz bizim de hayatımıza ciddi etkiler oluşturuyor. Burada şunu da görmüşüzdür, canımızın istediğimiz rahatlıkta yediğimiz durumlarda daha fazla tembelliğe meyil edebiliriz. Mesela daha fazla uyku ihtiyacımız olabilir. Boş şeylerle daha fazla meşgul olabiliriz. Daha rahat boş konuşabiliriz. Bunları da yapabiliriz. Burada da bu yeme içme alışkanlığının bizim üzerimizde ne kadar önemli olduğunu gösteren bir durum bu da. Bunun sebebi dediğim gibi yeme içme alışkanlığımızın değişmesi. Bununla birlikte sen de dedin daha, yani kan şekeri düşüyor insanın sonuçta. Meselenin sadece psikolojik bir boyutu yok. Fizyolojik bir boyutu da var yani. Fizyolojik olarak da bir değişkenlik oluyor. Ve özellikle ilk günlerde, ilerleyen günlerde de bu durum geçerli tabii ki, ama özellikle ilk günlerde insan o sürece biraz alışana kadar normaline göre daha sabırsız olabiliyor, daha sinirli olabiliyor. Bu tarz şeyler olabiliyor. Burada birinci olarak dikkat etmemiz gereken nokta, bence karşımızda bu durumda birisi varsa onu kınamamalı. Çünkü bu yaşanabilecek bir şey. O insanları hoş görmeliyiz. Ya bu insan demeliyiz, oruçlu olabilir deyip hatalı bir davranış olduysa karşımızdaki kişinin, bunu hoş görmemiz gerek. Bununla birlikte ikinci olarak da şöyle bir mesele var. Şimdi Ramazan başladığı zaman şeytanların bağlandığını biz biliyoruz. Ama bu şeytanların bağlanması meselesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de geçen bir hadis. Büyük şeytanların, inatçı şeytanların, daha şerli şeytanların bağlandığını söylüyor Efendimiz. Merede-i şeyatin diyor, yanlış hatırlamıyorsun. Şeytanların büyükleri, şerlileri, inatçıları. Küçük şeytanlar göreve devam ediyorlar. Ve onlar da insanların zaaflarına göre hücum ediyorlar insana. Ve işte bizim ne noktadan bir zaafımız varsa, hazır fizyolojik olarak da zayıf düşmüşken o şeytanların saldırılarıyla etki altında kalabiliyoruz. Bir sinirlilik, sabırsızlık durumunun altında kalabiliyoruz. Bununla birlikte bu sıkıntılı durumlarda, yani negatif duygulara kendimizi kaptırabildiğimiz, sinirlenebildiğimiz, sabırsız olabildiğimiz durumlarda bu meseleyi hatırlayıp, oruçlu olduğumuzu hatırlayıp, bunları mümkün olduğunca kendimizden uzak tutmaya çalışmamız, bu hali kendimizden uzak tutmaya çalışmamız, sadece bir şeyler yemek içmekten uzak kalarak oruç tutmak değil de hal ve hareketlerimize de oruç tutturmaya çalışmamız gerekiyor. Genellikle de zaten Allah'ın izniyle biraz bu mesele üzerine belki istiğfar ederek, biraz Allah'ın bu hali üzerinden al diyerek birkaç gün içerisinde yavaş yavaş normale döndüğümüzü göreceğizdir. İnsanlarda genellikle bu şekilde olur durum. Evet. Ama tabii fıtrattan fıtrata da değişebilir. Bazı insanlar ilk günlerde daha çok etkilenirken, bazı insanlar günler geçtikçe Ramazan esnasında mesela yoğun da çalışıyorsa, örnek veriyorum, gücü azalabilir. Fizyolojik olarak daha sıkıntılı bir noktaya düşebilir. O insanlar son günlerde daha çok zorlanabilir vesaire. Ama burada yapılması gereken bir, bu hal anormal bir hal değil. Yaşanabilir. Bunun psikolojik ve fizyolojik sebepleri var. Manevi sebepleri de var. İki, bu durumda dua ederek Allah'ın bu hali üzerimizden almaya çalışmasını istemek, istiğfarla bu hatalarımızdan dolayı Allah'a yönelmek ve üçüncü olarak da oruçlu olduğumuzu hatırlayıp sadece ağzımıza oruç tutturmak değil, hal ve hareketlerimize de oruç tutturma şuuruna erişmeye çalışmak yapılabilecek şeyler diyebilirim. O zaman bu konuyu da geride bıraktığımıza göre bir sonraki soruya geçebiliriz. Hatta geçmeden önce varsa yeniden Ramazan anısı, Ramazan'la ilgili söylemek istediğiniz bir şey, onu alabiliriz. Evet, o zaman ben bir Ramazan anısını daha Ramazan, anlatayım. bir soru sorayım abi. Senin Haydi sor. anı kenarda dursun. Sinan abiye sorayım. Sinan abi, böyle Ramazan denince senin aklına gelip de seni mutlu eden, içini ısıtan bir anın var mı? Veya bir aktivite var mı? Benim için mesela sahurlarda sucuklu yumurtalı pide almaya giderdik fırından. Gelirken yolda aldığım pidelerden birini gömerdim. Mesela bu benim için çok böyle içimi ısıtan, hatırladığımda mutlu eden bir anı. Senin var mı Sinan abi böyle bir anı? Abi öyle spesifik bir anım yok da hani şunu yapardık diye. Benim için özellikle lise ve üniversite zamanlarında, hele ki yaza denk geldiği dönemler ya da havanın sıcak olduğu dönemlerse, üniversitedeydi genel olarak. İftar sonrası ya. İftardan sahura kadar takılmaca yani.
İyi bir Evet. Ramazan'ı değerlendirme şeyi yolu değil. Hani örnek olsun diye söylemiyorum ama. O dönem hani arkadaş işte İstanbul'daydım. Ben nereden bir yerden Eyüp'e yürüdük Beşiktaş'tan mı ne gece işte bir buçuk saat bir şey yürüdük. Eyüp Camii'ne geldik işte orada namaz kıldık falan yattık sonra caminin penceresine. Sonra sabah namazı vakti geldi işte namazı kıldık yatıyoruz bizi çıkarttılar temizlik yapacağız diye hava sıcak. Benim çok uykum var gece bütün gün yürümüşüz. Gittim bir banka yattım. Bu sefer de güneş vuruyor, uyuyamıyorsun falan. Yani normalde başka bir yerde kalıyorduk. Dedik ya biraz uyuyalım öyle dönelim. Çünkü Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmemiz lazım. Baktık bankta da uyunmuyor. O iftar sonrası o sıcak havada dışarı çıkıp bir yere oturup O işte rezillik namaz kıldıktan diyorsun. sonra falan. Evet, onları özlüyorum yani. Erkekler Hani nasıl mutlu olur evet. Evet. rezillikle. Lan şunu anlattın yani böyle iyi bir şey diye mi anlattın? Seni Hayır mutlu diyorum. eden başka. Diyorum ya iyi bir anı değil. Yani iyi bir Ramazan geçirmesi değil de. İyi bir Hani şey derken oradaki mutlu ettiği manasında evet abi oradaki muhabbet çok güzeldi ya. O yani. bir saat, Evet. bir buçuk saat o Eyüp Camii'ne kadar yürümek, sahilde biraz oturup işte bir şeyler yemek, içmek falan. Biz de lisedeyken yurdun yemeklerini beğenmediğimiz zamanlarda iftar çadırına giderdik mesela. Bu da ayrı bir fakir anısı ama bu da mesela çok güzel zamanlardı abi. Abi ben bir kere girdim o iftar çadırı muhabbetine. Sıra gelmedi. Bir saat falan bekledim abi. Ezan okundu. Bir saattir bekliyorum. İftar yapamadım. Sonra baktım sıra gelmeyecek. Bütün İstanbul orada sanki yani. Evet. Nerede olduğunu hatırlamıyorum da. Çok erken gitmen lazım Gittim. ya. Özellikle İstanbul'da Evet çok çok evet erken öyle. gitmen lazım yani. Öyleymiş Bir saat öyleymiş. öncesinden oturuyorsun abi bekliyorsun. Yemeği almışsın böyle soğuyor zaten buz gibi oluyor da. Ama benim bu dediğim Öyleymiş tabii hakikaten şeyden ya. lise küçük bir ilçede olduğu için zaten her gün de olmuyordu. Olduğu zaman da böyle güzel yemek oluyordu Allah var. Gidiyorduk. Neyse çok uzattık. Anımız yok dedik. Alperen abi senden çok konuştuk. Sana topu atalım. Ana adam. Abi Sinan da söyledi. İstanbul'da Ramazan bir başka gerçekten. Özellikle o tarihi yarımadanın içerisinde Ramazan'ın apayrı bir lezzeti, apayrı bir tadı oluyor. Biz de arkadaşlarla o civarlarda iftar ettik. Herhalde Sultanahmet'le Ayasofya'nın ortasına çimenlere serilip iftar ettik. Orada işte köfteciden köfte ekmek, çorba bir şeyler aldık neyse. Sonra teravih kıldık hatimli. Sonra ben arkadaşlara dedim ki ya sahura kadar biraz takılalım. Saat 1'de de Şehzadebaşı Camii'nde, bu Vezneciler'de ki meşhur tarihi camilerden bir tanesi, hatimli teheccüd kılınıyormuş. Gidelim orada hatimli teheccüd kılalım dedim. İyi tamam Hatimli dedi teheccüd ne sağ abi? Kaç rekat olsun kılıyorlar? arkadaşlar da. Hakikaten hakimli Anlatacağım. teravihi anladık da hatimli teheccüd ne ayak Teheccüd. ya? Şimdi Gizli bir tarikat anlatacağım. mısınız dedi adam. Hakikaten. Yok. Ama bu şey İstanbul'da belli yerlerde geleneği olan bir mevzu. Yani Şehzadebaşı Camii'nde kılınıyor. Uzun zamandır restorasyondaydı. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin türbesinin olduğu yerde orada da kılınıyordu yine eskiden Üsküdar'da. Tabii sıcak yaz günü. Dondurma falan aldık. Şehzadebaşı Camii'ne kadar böyle muhabbet ede de geldik. Sinan'ın dediği gibi gerçekten çok keyifli oluyor. Sonra orada sahur da vereceklermiş. Ama ben şimdi düşünüyorum içimden diyorum ya bir de diyorum biraz erken olmuş. Hani biraz daha geç başlaması gerekmez miydi falan diye içimden geçiriyorum. Neyse girdik içeri durduk namaza ama abi imam okuyor okuyor bitmiyor. Okuyor okuyor bitmiyor bir türlü rükuya gitmiyor. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra da fark ettim ki adamlar hatimli teheccüdü 30 günde kılmıyormuş. Son 10 gece kılıyorlarmış. Yani Oyda. hatimli teravih kılmıştık zaten. Bir cüz orada namaz esnasında olmuştu. Bu sefer de 300 okunmuş oldu namaz Maşallah. kılarken. Tabii işte 8-10 kişilik bir arkadaş grubuyduk. Herhalde en Cemaati var son mıydı caminin ya? cemaati vardı. Evet, cemaati vardı. Maşallah. Zaten Ne imanlı şöyle adamlar var be. tüm İstanbul'dan oraya geliyorlar bu tarz bir namazı kılmak için. Yani etraftaki insanlar değil de gelenler herkes arabalarına doluşuyor. Geleneği olan Ama bir meseleymiş. şunu İnsanlar geliyorlar. söyleyeyim. Bana sorsan bütün Ramazan boyunca hatimli teravih kılmak mı yoksa son 10 güne sığdırmak mı diye. Ben de muhtemelen son 10 günü isterdim abi. Çünkü o malum son 10 günde Evet. işte Kadir Gecesi'ni arama mevzusu vesaire. Evet. Çok Çok mantıklı mantıklı yani abi. aşırı mantıklı bir şey. Ama çok zor gelmişti doğrusu çünkü. Hızlandırılmış bir şey yani maneviyat boost. Evet. Evet.
Yani niye 1'de başladığını da anlamış olduk. Zaten 3 müydü neydi? Yani sahur vakti gelmişti gittiğimde. Sonra sağ olsunlar sahurda da güzel bir tavuklu pilav vermişlerdi. Onu yemiştik. Ama ben son rekatı oturarak kıldım. Çünkü ayakta durabilecek bir dermanım kalmadı. Böyle çok muhteşem sağlıklı bir insan da sayılmam zaten. Şey yapamadım yani, gücüm yetmedi. Zaten her selamda cemaat biraz dökülüyordu. İşte geliyor insanlar, güçlerinin yettiğince kılıyorlar. 2 rekat kılıyor. Kimi 4, 6, 8, toplam 10 rekatta kılmıştık galiba. Öyle bir hatıramız olmuştu. Tabii ben de bilmiyordum. Ayakta dursan ayağın ağrır, otursan belin ağrır. Aynen. Valla Ya bir müthiş bir de olay. ben de bilmiyordum 3 rekat, ama 3 rekat diyorum, 300 okunacağını. Ama bunu arkadaşlara izah etmem pek kolay olmamıştı. Abi Onlar ne zaman benim anladınız 300 onu peki? okunacağını bilerek gideceğimi Kaçıncı sanmışlardı. rekatta anladınız o? Abi şimdi ya üstünden de belki 10 sene geçti ama herhalde ikinci, üçüncü rekatta falan anlamışızdır yani. Yani ilk rekatta şeyi anlamıştık zaten. Yani bu adamlar bir sayfa okumuyorlar. Bu Bir adamlar rekat canımıza fark etmiştik. kastedecek. Bir rekatta 6 sayfa okuyorlardı. Ama Allah razı olsun, gerçekten güzel, hoş bir hatıra olarak kaldı zihnimizde. Menisküs Camii. Yani Evet. ben oraya gitsem Şurasını muhtemelen görmüştüm. abi. O zaman bu tatlı anıyı, hatırayı da geride bırakarak bir sonraki konuya geçelim. Sizle de gideriz bir gün Atilla teheccüde inşallah İnşallah gençler. nasip Aynen olursa. aynen. Benim çok böyle içimde bir ukde abi. Ramazan'ın son 10 günü işten falan her şeyden böyle izin alıp gönül İtikaf ol. ister ki evet itikaf, gönül ister ki Harameyn'de olsun, Suudi Arabistan'da olsun Evet. ama orada olmasa bile 3-5 tane böyle kafa dengi adamla gidip abi bir camiye kendini komple kapatıp yani sabahtan akşama kadar telefonunu vesaire her şeyi bırakacaksın 10 gün boyunca. Bilmiyorum acaba nasıl bir tecrübedir, nasıl bir lezzeti vardır. Nasip Güzel olursa olur abi. inşallah bu ekip. 10 gün olmuyorsa 3 gün de olur. 2 gün de olur. 5 gün de olur. Aynen. Mesela 10 gün, son. çünkü yani bu artık Realiteye, günümüz realiteye realitesine biraz uymuyor değil mi? aykırı oluyor. Eş var, çoluk var, çocuk Abi var. işte Yani itikaf. Asıl olay evet. orada zaten. Bütün dünyadan benim amacım hani oradaki tecrübe etmek istediğim şey bu zaten aslında. Telefon Evet. çocuktan daha çok hayatın içerisinde sürekli bizi meşgul eden, sürekli bizi darlayan şey telefon aslında. Onun olmadığı bir 10 gün, kendini Allah'a adadığın bir 10 gün çok enteresan olur diye düşünüyorum. Geçenlerde bir video düştü önüme. Elemanın biri mesela Hristiyan mı artık bilmiyorum ateist mi? Adam Hindistan'a gitmiş abi. Hindistan'da işte böyle Hindularla birlikte trenlerde seyahat ediyor itiş kakış. Inner peace, iç huzurunu bulmak için bir Budist tapınağı varmış. Oraya gidiyorsun. Senden hiçbir şekilde hiçbir ücret talep etmiyorlar. Ama telefon vesaire bütün her şeyi hayatını geride bırakmanı istiyorlar. Bir 10-15 gün boyunca abi sadece lapa pilav vererek seni tabiri caizse terbiye ediyorlar. Yani dünyadan uzaklaştırıyorlar komple. Adam Evet. mesela o tren yolculuklarından dolayı vesaire çok fazla sinirli bir şekilde gidiyor oraya. Sonra işte 15 gün sonrasından bir video çekiyor böyle. Adam yüzüne nur inmiş diyeceğim de şimdi. Yani şaka bir yana adam çok müthiş bir şekilde rahatlamış. Yani yüzüne bile yansımış o. Adamın zaten sesi vesaire değişmiş. Ya işte diyor 2-3 gün, ilk 3 gün 4 gün kafayı yiyecektim, delirecektim diyor. Ama sonradan o adaptasyonu sağlayınca aslında günlük yaşantımızın ne kadar boğucu, ne kadar sıkıcı, ne kadar insanı dar boğaz, sık boğaz eden bir yapıda olduğunu fark ettim diyor. Bizim itikaf da bir nevi böyle, benim kafamdaki şey de böyle bir şey aslında. Hayalini kurduğum bir şey. İnşallah nasip ederse Allah. Yaşarız. İnşallah. İnşallah. Alperen abi çocuktan ayrılamayacak gibi duruyor ama 10 günü. Çocuk büyür ya bir, şimdi hemen bu Doğru. yaşındayken biraz zor olur da, ama Doğru. Allah nasip ederse, Allah bize ömür verecek olursa gün gelecek. Biraz büyüyecekler. Evet. O zaman işler değişir. O zaman 10 gün görmemeyi belki sen isteyeceksin Olmaz inşallah öyle de. Ya hayır, şimdi tabii şey, sorumluluk da yani üzerinde. Manevi füyüzat hisleri için böyle bir şey yapmak çok uygun da olmayabilir yani evet. İslam olarak. Hepsinin hakkı var doğal olarak. Evet. Efendimizin bizzat tavsiyesi. O zaman bir sonraki soruya geçelim. Çok fazla goy goy yaptık. Muhabbet ettik. Bir sonraki soru, Allah bize darılır mı? Soru, Allah'ım azabından affına, dargınlığından rızana sığınırım duasına binaen Allah bize darılıp kırılır mı? Burada anlatılmak istenen nedir? Ayrıca bu dua sahih midir? Çok güzel bir soru. Sinan abi senden alalım cevabını. Evet. Allah bize darılmaz. Dua sahih fakat manası tam doğru değil. Yani orada dargınlık
diye geçen kelime bizim anladığımız manadaki bir dargınlık değil. Oradaki dargınlıktan kasıt hoşnutsuzluk diyebiliriz ona. Arapçadaki bazı kelimeler tam birebir tercümesiyle Türkçedeki birebir işte karşılığı aynı manaya gelmiyor olabilir yani. Mesela ketebe de öyledir. Kitap dediğimiz şey aslında Arapçada yazılan şey demektir. Kur'an okunan şey demektir. Fakat kitap bizde okunan bir şey olmuş. Yazılan şeye defter diyoruz. Yine burada da öyle bir şey var. O yüzden bir tercüme hatası var. Dolayısıyla oradaki dargınlığı hoşnutsuzluğundan, hoşnut olmayacağın şeylerden affına sığınırım, sana sığınırım diye çevirmek daha doğru olacaktır. O açıdan Allah bize darılmaz. Ve bu duayı okumak da, ya bu dua hem meşhur dualardan birisidir hem de Efendimizin çok güzel dualarından birisidir. Az şeyle çok şeyi anlattığı ki çoğu duası öyledir zaten. Dualardan biridir. Tahiyattan sonra okunabilir namazlarda. Yani sadece orada değil tabii ki de. Ama genel Mesela olarak manası odur yani. Hani dargınlık değil, hoşnutsuzluktan bir sığınma var. Öyle diyebiliriz. Öyle dersek zaten daha güzel bir dua olmuş olur. tersi Ve çeviri üzerinden olmuş olur. düşününce, tersi üzerinden düşününce benim kafamda bu şey gibi, yani razı olunan kullardan eyle gibi bir şey oluyor. Evet Benden evet. razı ol Allah'ım. Yani Razı oradaki şey zaten olmadığın, hani evet, razı kullardan olmadığın. eyleme. Aynen. Bir sonraki soruya geçelim. Beddua etmek caiz midir? Alperen abi, ben bazen Evet. bazı insanlara, bir Cübbeli'nin bir bedduası var ya, Kabe'nin kapısında beddua ederim diye. Bazı insanlar beni öyle bir sinirlendiriyor ki ben de bazen diyorum ki bu adama Kabe'nin kapısında beddua etmek istiyorum ya Rabbi. Hani gitsem Kabe'nin kapısında beddua ederim dediğim insanlar oluyor veya durumlar oluyor. Caiz Senden midir? caiz midir? Burada şimdi birkaç nokta var değinmek istediğim. Birincisi, biz İslam'a dair bir meseleye baktığımızda temel kaynaklarımız Kur'an ve hadis. Dua beddua diye bir ayrım yok ki zaten İslami kaynaklarda. Yani bunların tamamı dua diye geçer. İyi pozitif duada dua, negatif duada dua. Sonradan negatif dualara birisi hakkında olumsuz bir şeyler istemeye beddua denilmiş. Kur'an'da biz peygamberlerin dualarına baktığımızda beddua eden peygamberleri de dua eden peygamberleri de görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. İkisi de yapılabilir. Yani beddua etmek haddi zatında caiz olmayan bir şey değildir diyebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda da beddua örnekleri görürüz. Özellikle kunut dualarını sabah namazından sonra okuduğu, kendisinin yetiştirilmiş hafızları irşat ve tebliğ için göndermiş olduğu bir yerde o sahabelerin pusuya düşürülüp öldürülmesinden sonra ettiği beddualar var mesela. Bunları biliyoruz. Bunlar elimizde bir veri olarak duruyor. Yani beddua etmek dediğimiz şey caiz değildir diyemeyiz. Bunu net bir biçimde ifade edebiliriz. Bununla birlikte bu meseleye yüzeysel bir bakış, meselenin detaylarına indiğimizde ifade edebileceğimiz farklı şeyler var. Karşımızdaki kişinin yapmış olduğu davranışa dair affedici olmak, bağışlayıcı olmak daha güzeldir genellikle. Peygamber Efendimizin çok sıkıntılı şeylerle karşılaştığında bile o insanlar için hayır dua ettiğini biz çok defa biliyoruz. Ve genellikle bu şekilde davranmıştır zaten. Kötü dua ettiği durumlar çok azdır. Kendisine en büyük düşmanlıkları yapan mesela Taif halkı için bile Cebrail önünde temessül etmiş, olumsuz bir şey istememiş. Ya da kendisini öldürmeye gelen Uhud'da dişini kıran arkadaşlarını, akrabalarını şehit eden müşrikler için bile beddua etmemiş. Allah'ım onlar beni bilmiyorlar. Beni bilmedikleri için böyle davranıyorlar. Sen onları bağışla demiş. Buradan genel olarak pozitif dua etmenin daha iyi bir şey olduğunu, daha çok tercih edilmesi gereken bir şey olduğunu ifade edebiliriz. Bir de bununla birlikte sınırı aşmamak da önemli. Mesela karşımızdaki kişi bize ufak bir zarar verdi. Örnek veriyorum. Hoşumuza gitmeyecek kırıcı bir söz söyledi. Bunu söylediği için karşıdaki kişiye evin barkın başına yıkılsın, çoluğundan çocuğundan bul falan gibi dualar etmek haddi aşmak, sınırı aşmaktır. Böyle bir yanlışa düşersek eğer bu bağlamda zalimlerden olabiliriz. Ya da işte yolda gidiyoruz trafikte, örnek veriyorum. İnsanlar trafikte de sabırsız, sinirli olabiliyor. Adamın biri önünüze kırdı arabayı. Böyle hayatınızı tehlikeye Kabe'nin atacak bir kapısında basarım işte o adam abi. Kabe'nin kapısında Heh. O zaman yanlış işte. basarım. Hayatınızı tehlikeye atacak bir durum değil. Mesela hayatınızı tehlikeye attığı bir durum daha farklı olabilir. Ama sizin hakkınızı almış oldu, önünüze geçti. Yanlış Ben hiç yapmış oldu göremiyorum yanlış bir ya. hamleyle. Bu Allah beni adama tutup affetsin. da Allah sana hidayet yollarını kapatsın, cehennemin en dip çukurlarında yanasın diye beddua etmek bizim açımızdan çok negatif bir şey olur. Evet. Buna dikkat et.
Ben o Çünkü kadar yapmıyorum abi yani. Allah'ın almanı cehennemle sana demiyoruz mübarek. Sen Yok ama ben de çok sinirleniyorum. Ben abi şöyle, küfür etmediğin zaman zaten küfür etmeyen bir insan için bu tarz durumlarda Evet. direkt olarak reaksiyonu küfür olmayan bir insanın yaptığı şey ya içine atacak ya da bir şekilde bunun patlaması lazım. Ben de bu genelde beddua olarak ortaya çıkıyor ama tabii ki böyle işte senin dediğin gibi adam yan baktı diye Allah belanı versin senin demiyoruz yani de. Evet. Ama mesela çok net bir şekilde benim hakkımı yediğine göz göre göre şahit olduğum bir atıyorum memura, belediyedeki bir memura çok açık ve net bir şekilde beddua ettiğim olmuş mudur? Olmuştur yani. İşte böyle bir durumda tam olarak Kur'an-ı Kerim'de zaten bedduaya beddua demiyor ama Allah zulme uğrayanlar müstesna kötü sözü hoş görmez tarzında bir ayet vardı. Sürekli aklıma o geliyor mesela. Çünkü başa gidecek kapım yok abi. Abi burada işte Allah Resulü'nden aldığımız dersle belki Allah'ım benim hakkımı bu adamda kesinlikle bırakma. Sen her şeye gücü yetensin. Şu anda teknik açıdan baktığımızda, içinde bulunduğumuz şartlar yönüyle meseleye yaklaştığımızda ben bu adamdan hakkımı alamayacak gibi görünüyorum. Ama sen benim hakkımı bu adamda bırakma. Burada şöyle bir ölçümüz de olması gerekiyor. Mesela karşımızdaki kişi bize örnek veriyorum. 2000 liralık bir zarar verdi. 2000 liralık bir beddua edeceğiz. Ya da karşıdaki kişi geldi bizim örnek veriyorum kolumuzu kırdı. Biz de ona o Onun iki mesafede bir kolunu kır beddua Allah'ım edeceğiz. diye değil yani. İki kolunu kırmasını istemeyeceğiz. Yani Evet. buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu tabii verdiğim şeyler meseleyi basitleştirmek için, somutlaştırmak için verilmiş örnekler. Ama buradan mantıklı davranma anlamında pay biçebilirsiniz. Dediğim gibi trafikte önünüze kıran adama Allah seni cehennemin en dip çukurlarından çıkarmasın dememek gerekir yani. Bu bizim için bir olumsuzluk olur. Ve bu şekilde bir bedduada bulunmak da zulüm olabilir. Bu bağlamda da caiz olmayabilir diyebilirim. Evet. Bir şey var diye beddua beddua nereye gidiyorsun demiş. O da Eden'e gidiyorum Evet. tarzında çocukluğumuzda böyle Evet. beddua etmeyin diye. O da tabii benim şu Yani an ya ben ilk boş bir defa şey duydum dedim. böyle bir şey. Ben hatırlıyorum. Ya işte Neyse bir beddua bedduaya demiş ki nereye gidiyorsun? O demiş ki Eden kişiye gidiyorum hani. Beddua Eden'i bulur tarzında. Boş bir hurafe. Anadolu abi boş miti. hurafe değil. Tasavvufi Hayda. olarak sağlam bir temeli var. Şöyle, eğer bu bedduayı eden kişi yapmış olduğu bedduada haklı değilse, Ha, okey. durduk yere Evet. karşıdakine beddua ediyorsa mesela hakikaten bu durumla karşılaşabilir. E Ya da tabii abi. işte dedim ya az önce 5 liralık bir zarar verdi, 500 liralık beddua ediyorsun mesela. Bu durumda beddua yine gelip seni bulabilir. Yani aslında 495 sağlam euroluk bir beddua temeli var. hesabınıza Evet. yazılmış. Ha, ama şu var. Adam sana 5 euroluk, 5 liralık zarar verdi. 5 liralık beddua ettin. O zaman o beddua gelip seni bulmaz inşallah. Böyle bir sınır çizebiliriz. Tamam. Allah razı olsun abi. Bundan sonra hesabımızı, kitabımızı buna göre yapacağız. Bir de Evet burada abi. ağzımızı, dilimizi hayra da alıştırabiliriz abi. Benim annem mesela hayırın gele ey mi der, tamam mı? Böyle bir sinirlendiğinde. Hayırın Hayırın gele gele ey eğri mi, emi. emi ha Emi okey. derler ya bizim oranın söyleyişiyle böyle biraz. Sonra bizim oğlan da 2-2,5 yaşlarındaydı böyle yeni konuşmaya başladığı zamanlar. İşte bir şey babaannesinden duyuyor. Hayırın geleyim, hayırın geleyim falan diye. Sonra evin içerisinde hayırın geleyse mi, hayırın geleyse mi diye gezmeye başlamıştı. O geldi aklıma. Ama ağzımızı hayra da alıştırabiliriz abi. Bundan da kesinlikle zarar görmeyiz. Bir noktadan sonra o hayırın gele lafı da içimizi soğutmaya başlayabilir inşallah. Bu konuyu burada bitirip sinema köşesine geçiş yapalım. İsterseniz ben başlayabilirim. İki tane Oscar adayı film izledim. Bir tanesi The Zone of Interest. Film zaten Oscar'dan ödülü aldı, kopardı. Uluslararası en iyi film ödülünü. Almanya'da Polonya'nın Auschwitz Nazi kampında yaşayan bir kumandanın hayatını anlatıyor. Ve hiçbir şekilde orada öldürülen, yakılan, işkenceye maruz kalan Yahudilere kamerayı çevirmiyorlar. Sürekli odak noktası o insanların, kumandanın ve eşinin ve çocuklarının yaşamı. Arka planda sürekli insanların öldürülmesi, işkence sesleri ve sürekli yanan o insanların yakıldığı alevin sesleri var. Film boyunca ama o kamera karşısında olan insanların umurunda değil çünkü onlar normal hayatlarını yaşıyorlar. Onlar atıyorum arka planda birini kurşuna dizerken onlar orada bahçedeki dekorasyonu konuşuyorlar vesaire. Müthiş bir filmdi gerçekten. İçerisinde bir tane rahatsız edebilecek sahne var, bir iki tane. Genel olarak müstehcen bir
film değildi. Zaten yönetmeni de 10 yıl boyunca bu film için çalıştığını açıklamış ve Oscar konuşmasında Filistin'e de bir göndermede bulundu. Ben bu filmi çekerken, yazarken bak onlar ne yapmış demek için yazmadım. Tam tersi, biz ne yapıyoruz? Bugün biz ne yapıyoruz? Bunun değerlendirilmesi için yazdım demiş Oscar konuşmasında ve Filistin'deki insanların da şu an benzer bir muameleye maruz kaldığını söylemiş. Öyle abi, bu filmi önerebilirim. Alperen abi, senden alabiliriz. Bir sinefil Abi olarak. estağfurullah. Gelsin bir siyah beyaz. Aynen, Yok. gelsin bir siyah beyaz 1945 Drama. drama. Evet. Yok, bu sefer 2013 yapımı bir film söyleyeceğim. Alfonso Cuarón'un Oscar en iyi yönetmen ödülü almış ilk Latin Amerikalı yanılmıyorsam. Meşhur Yer Çekimi isimli bir filmi var. Harika bir film. Özellikle böyle IMAX'te falan seyredilse daha güzel olacak bir film. Kaç Bir yapımı dedin uzay abi? Kaçırdım, pardon. 2013 yapımı. O Okey. 2013 yapımıydı sanıyorum şimdi. Hani Senin için çok yanlış yeni abi. olmasın da. Yok Hayırdır? ya ben şimdi öyle denk geldi biraz daha. Yani yeni film izlemiyorum falan öyle bir şey yok. Ben genel olarak Cuarón filmlerini çok seviyorum. Çok harika filmleri var. Favori listemde yer alan filmleri var. Ama bu filmde meselenin dini bir boyutu da var. Mesela film başlarken ilk sahnede böyle cenin halinde anne karnındaki insanın dünyaya gönderilişini anlatan, tasvir eden bir sahneyle başlıyor. İki astronotun uzay yolculuğunu anlatan bir film. Ve filmde insanın bütün çarelerinin tükendiği anda Cenab-ı Hakk'a yönelmesini anlayabileceğimiz, düşünebileceğimiz sahneler de var. Filmin ana karakterinin Allah'la kendi içinde tabir caizse bir kavgasına da şahit oluyoruz. Film boyunca inanıyor muyum, inanmıyor muyum ekseninde de dönüyor mesela. Yani film sürekli bunun üzerine gitmiyor ama belli noktalarda ufak dokundurmalar var. Zaten sürekli bunun üzerine gitmiş olsa, göze sokulsa o kadar hoş olmaz, o kadar güzel olmaz. Ama yani bir noktada gerçekten Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında kalmasıyla ciddi paralellik çiziyor mesela ki Cuarón da zaten bunu resmetmiş filmde. Yani Hz. Yunus Aleyhisselam orada balığın karnında kaldığı durumda işte bir balık var. Bir gecenin içerisindesin. Fırtına var vesaire. Burada da bir uzay aracının içerisinde yalnız başına kalmış. Hiçbir imkanı kalmamış. Birisi var. İşte yakıtı tükenmek üzere vesaire her neyse. Bunu da zaten Cuarón tasvir etmeye çalışmış. Ve genel olarak çok başarılı bir film olmuş. Özellikle altındaki bu felsefi altyapıyı bilince insanın daha da çok hoşuna gidiyor. Daha da çok beğendiği bir film oluyor. Görsel açıdan da gerçekten böyle bazen kendimi uzayda hissedip ayaklarımı yerden kaldırdığımı falan istemsiz olarak, gayri ihtiyari olarak hatırlıyorum. Filmin insanın üzerinde böyle bir etkisi de var. Ama ben tabii öyle IMAX'te vesaire seyretmedim. Direkt laptop ekranından seyrettim. Daha kaliteli bir biçimde seyredilse daha da insan üzerinde ciddi etkisi olacağını ifade etmiş seyredenler. Ben de bu filmi önerebilirim. İçerisinde herhangi bir rahatsız edici sahne vesaire de yok. Gayet güzel bir filmdi. Bu arada bu rahatsız edici sahne meselesini söylüyoruz çünkü bir yorum gelmişti. Kur'an-ı Kerim anlatan bir kanalda paylaşılan filmlerin içerisinde müstehcen sahnelerin olduğuna dair, bunun ya bize yakışmadığına dair bir yorum gelmişti. Onun üzerine maalesef içinde yaşadığımız dünyada bunlardan kaçınmak imkansıza yakın. Özellikle yeni çıkan filmlerde. Belki de Alperen abi sırf bu yüzden böyle 1945, 65, 55 yapımı filmlere gidiyordur. Orada böyle ataerkil düzen. Ama maalesef kaçamıyoruz. O yüzden bundan sonra burada bahsettiğimiz filmlerin eğer içeriğinde müstehcen bir şeyler varsa bunları da söylemeye çalışacağız. Ve bununla Zaten dikkat birlikte etmeye çalışıyoruz. evet, Yani etmiyorduk değil yani, kesinlikle değildi evet zaten. yok. Ama işte bazen böyle bizim hatırlayamayabildiğimiz şeyler de oluyor. Evet, o yüzden affınıza sığınıyoruz ve Evet kusura bakmayın. Haklı bir eleştiri almışız o bağlamda. Sinan abi, senden devam edelim. Ya hanımla bir film izledik ama çok Matthew McConaughey oynuyor diye izledim. Bir de gerçek hayatta White Boy Rick diye. Ama vakit kaybetmesin takipçilerimiz bunu izleyerek de. Ama yine ben bir anime önereceğim. Benim çok sevdiğim animelerden bir tanesi. Mob Psycho diye. Normal bir dünyada bazı insanların psişik güçleri var. Mob da bir çocuk, ortaokul öğrencisi. Çok güçlü bir karakter. Öyle yani, öyle psişik güçleri var. Ve Mob normal insan olarak yaşamanın yollarını arıyor.
Hikaye bu aslında. Yani mesela spora gidiyor. Ya istese bir şehri eliyle yok edebiliyor falan. Öyle büyük güçleri var. Mob'un içerisinde de farklı bir benlik var. Mob sinirlendikçe yüzdeliği doluyor böyle. %100 olunca o benlik ele geçirip yıkıma uğratıyor her şeyi. Mob onu terbiye etmeye ve normal bir hayat yaşamaya çalışıyor. Nefis İşte spora terbiyesi. gidiyor, evet arkadaşlıklar ediniyor. Mesela o psikik güçleriyle değil de elinden geldiğince mesela arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Sıradan bir insan nasıl var oluyorsa öyle var olmaya çalışıyor. Onun hikayesini anlatıyor. Hem animasyonu çok güzel, hem konusu çok güzel, hem komedi unsurları var baya. O açıdan çok güzel. Benim çok sevdiğim animelerden bir tanesi. Herkes de izleyebilir bu arada. Bakalım animelerin bittiğinde burada ne konuşacaksın? Anime bitmez abi. Benim anime bitmez yani. O zaman sorun yok abi. Bence güzel bir renk katıyor programa, anime kısmı da. Kapatmadan önce şöyle çok kısa olarak Kur'an Time'ın bu haftalık gündeminden de bahsetmek istiyoruz. Bundan sonraki programlarda da yapabiliriz. Ramazan takvimleri, planırlar oluşturmuştuk. Onları arzu edenlere gönderdik. Güzel olmuşlar gerçekten. Ben de beğendim. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. İnşallah alan takipçilerimiz için de hoş bir hatıra olarak kalmıştır. Ramazanların daha verimli geçirmelerine faydalı olabilir. Bununla birlikte yine İnşallah. Ramazan videosu beraber bir manevi program yapabileceğimiz bir video yayınlandı. Normaldeki içeriklerimizden farklı türde bir içerikti. Beraber çalışalım tarzı bir içerikti. İnşallah o da verimli olmuştur, faydalı olmuştur. Güzel, hoş dönütler aldık. Ramazan'ı daha verimli geçirmemize inşallah faydalı olur. Bununla birlikte üçüncü olarak wisdomtime.org açıldı. Kur'an Time'ın İngilizce yayın yapan platformu olan Wisdom Time'ın internet sitesi açıldı. Bu da bizim adımıza çok heyecan verici bir gelişme. Bundan sonra Kur'an Time'daki içerikleri İngilizce olarak da inşallah yayınlamaya başlayacağız. Tabii bu noktada desteklerinizi de bekliyoruz. Özellikle yurt dışındaki arkadaşlar, etrafınızdaki insanlara duyurabilirseniz çok memnun oluruz. Dördüncü olarak da Hayırhah'ta ortak hatim sayfası açıldı. Bundan sonra Hayırhah'a girdiğinizde orada Cevşen ve Kur'an-ı Kerim hatimlerine katılabileceksiniz. Ben bir Cevşen'i bitirmekte zorlanıyorum, bir hatmi yapmakta, tamamlamakta zorlanıyorum diyenler varsa ya da işte zorlanmasalar dahi başkalarının yaptığı ortak insanlarla birlikte yapılan bir şeye dahil olmak istiyorum diyenler varsa buradan Hayırhah ortak hatim sayfası üzerinden inşallah okumak istedikleri kadar kısmı alıp o hatimlere dahil olabilirler. Kur'an Time'da bu hafta bu tarz gelişmeler vardı. Önümüzdeki programda inşallah yeni farklı şeylerle karşınızda olacağız diye ümit ediyoruz. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diyelim ve veda edelim. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.